Merhaba arkadaşlar. Daha önce modellemiş olduğumuz 3 katlı betonarme binamızın her bir katına ek kat vurma momentlerini de dikkate alarak deprem miktarına girmiştik. Bundan sonra yapacağımız şey bu yapımızda acaba düzensizlikler var mı? Yani vurma düzensizliği var mı? Yumuşak kat düzensizliği var mı? Göreli kat ötelemeleri yönetmenin verdiği sınırı aşıyor mu, aşmıyor mu? Onun kontrolü yapımız kararlı mı değil mi? Bunları yapacağız. Saydığım bu işlemler için azaltılmış göreli kat ötelemelerine ihtiyacım olacak. Öncelikle kısaca azaltılmış göreli kat ötelemesi ne demek? Bundan bahsedeceğim. Daha sonra yapımıza geçeceğim. Azaltılmış göreli kat ötelemeli yönetmenin 55. sayfasında şöyle bir ifadeyle karşımıza çıkmakta. Ardışık iki kat arasındaki yerleştirme farkını göreli kat ötelemesi diyoruz. Deprem yükü azaltma kat sayısında böldüğümüz için haliyle göreli kat ötelemelerinde de azalma oluyor. Dolayısıyla bu da azaltılmış göreli kat ötelemesi ismini alıyor. Hatırlayınız deprem yükü hesabında VTE, XV, VTE'yi RAT dediğimiz deprem yükü azaltma kat sayısına bölmüştük. Azaltılmış göreli kat ötelemelerinde şöyle iki kuralımız daha var. Yönetmelik diyor ki hesap sonucu bulmuş olduğun VTX ve VT'yi VT minle kıyaslıyorduk. Eğer VTX ve VT minden, yani minimum taban kesme kuvvetinden küçükse hesapları VT minle devam ediyordu. Ama azaltılmış göreli kat ötelemelerinde böyle bunu yapmayacaksın diyor. VT minden küçükse bile VT ile, yani hesap sonucu bulduğun değer ile devam etmen gerektiğini söylüyor. Buradan bunu anlıyorum ben. Bir ikincisi periyot ile ilgili. İki tip periyodumuz var. Bunlardan birisi ampirik periyot. Diğeri ben buna detaylı periyot diyorum. Detaylı periyot olarak adlandırayım bunu. Ampirik formülü kullanabileceğimiz koşullar var. Bu formülleri kullanamadığımız zaman detaylı formülü kullanabiliyoruz. Fakat detaylı formül sonucu elde ettiğiniz periyot ampirik formülde elde ettiğiniz periyodun 1.4 katından fazla olamaz. Olursa 1.4 TPA değerini, yani ampirik formülün 1.4 katını alıyorsunuz. Ne kadar aşarsa aşsın 1.4 kadar alıyorsunuz. Yönetmelik diyor ki işte azaltılmış göreli kat ötelemelerinde periyodu ne hesaplamışsan onu alacaksın. Yani 1.4 TPA değerini kullanmayacaksın diyor. Dolayısıyla bu bulduğun periyotla deprem hesabı yapacaksın diyor. Şimdi azaltılmış göreli kat ötelemelerini bizim yapımız için nasıl hesaplayacağız ondan bahsedeyim. Şimdi herhangi bir kesit alayım X'ye veya X'e. Önündeki aksa geleyim. Şimdi bu kolonun arkadaşlar bir üst ucunda bir öteleme değeri olacak. Yapıyı analiz ettiğiniz zaman üst ucunda bir öteleme değeri meydana gelecek. Her düşey taşıyıcı elemanının üst ucunun ötelenmesinden alt ucunun ötelenmesini çıkarırsanız ilgili deprem için bu kolonun azaltılmış göreli kat bu kolonun için azaltılmış göreli ötelenmeyi bulursunuz. Bu kolonun azaltılmış göreli ötelenmesini bulursunuz. Şimdi mesela ben bunu analiz edeyim. En son yapımızda deprem yükleri etkittikten sonra ridge diyaframları atamıştık. Buna dikkat edelim. Yapımızı analiz ettikten sonra bu deprem tiplerinden EXP'yi seçtiğim zaman şu an bu kolon arkadaşlar şu an şuradayım. Bu kolonun üst ucundaki ötelenme değeri x yönü için 0.0547. Alt ucunda bir ötelenme olmaz çünkü ankastre mesde. Dolayısıyla bu kolonun azaltılmış göreli ötelenmesi 0.0547 eksi 0'dan 0.0547 metredir. Mesela bu kolonunki nasıldır? Bu kolonun üst ucunda ne kadar ötelenme meydana gelmiş? 0.0091. Alt ucunda 0.0547 0.0091'den 0.0542'yi çıkarırsanız bu kolonun azaltılmış göreli ötelenmesini bulursunuz.
Tabii bu azaltılmış görelilik kat ötelenmesi için kattaki bütün düşey taşıyıcı elemanları bulmanız gerekiyor. Fakat bizim her iki doğrultu için, şimdi bu x doğrultusu için ayrı değer hesaplamanız lazım, y doğrultusu için aynı. Çünkü x doğrultusunda deprem geldiği zaman yapıyı x yönünde ötelenmesine sebep olacak. Y doğrultusunda deprem geldiği zaman y yönünde. Mesela bu aksımıza x doğrultusunda deprem geldiği zaman bu tarafı öteletmiş. Y yönündeki aksları da alırken, yani YZ aksını alırken burada da EXP değil de EY'li durumlardan, ya EYP'yi veya EYN almanız lazım. Bu şekilde almanız lazım. Her bir katın azaltılmış görelilik kat ötelemesini elde edebilmeniz için her bir düşey taşıyıcı elemanların, yani perde veya duvar, perde duvarı veya kolonun azaltılmış görelilik ötelemesini elde etmeniz gerekir. Her bir katta, bizim burada 9 katımız var ama şöyle bir durum da söz konusu. Mesela tekrar XZ eksenine geleyim. XP veya eksenden birini açayım. Şimdi bu kolonun, arkadaşlar, biz buraya rigid diyafram atladığımız için şu kolonuna tekabül ediyor arkadaşlar. Bunlar bu kolonlar. Bu kolonun yaptığı ötelenme ile aynı hizadaki, yani aynı akstaki diğer kolonun yaptığı ötelenme aynı. Bir aksında şu an bir aksındayız. Bir aksındaki diğer kolonların yaptığı ötelenme aynıdır. Mesela 0.547 çift 0.47 üst değeri okursa yine 0.500 0. çift 0.547 y yönündeki değerlerin önemi yok. X yönünde deprem geldiği için x yönündeki ötelenmeleri okuyacağım. 0. çift 0.547 gördüğümüz arkadaşlar 3 kolonunda aynı aks üzerindeki bütün kolonların ötelenme değerleri aynı. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada şöyle bir yol izliyoruz. Aynı aks üzerindeki kolonlardan veya perde duvarlardan bir tanesini alacağız. Yani bir aksa için sadece bu kolonu almamız yeterli, veya bu kolonu veya bu kolonu. Yine arka aksa gideceğiz. Arka aksta da bir tane kolon alacağız. En arka aksta da bir kolon alacağız. Yani 1, 2 ve 3. katlarda birer tane kolon alıp x yönü için işlemimizi tamamlayacağız. Üst uçlara da bakacak olursak arkadaşlar yine aynıdır. Üst uçlarda da 0.1052, 0.1052 ve 0.1052 y yönünde, x yönüne bakacağız. Y yönünde arkadaşlar x y yönü için ne yapacağız? YZ yönü için ne yapacağız? YZ yönü için de y yönünde deprem koyacağız. Y yönünde deprem geldiği zaman şu 3 kolonun ötelenmesi aynı miktar olacak. Yani bu 3 kolon aynı miktarda ötelenecek Y doğrusunda. Y değerleri 0.0616 0.0616 de kolondayındır. Rigid diyafram atadığınız için böyle. Eğer yapınızda rigid diyafram olmasa ya da yarı rigid diyafram bir yapınız var ise, yapıyı bu şekilde diyafram atamışsanız, bu durumda bu 3 kolondaki ötelenme değeri aynı çıkmayabilir. Yani ufak da olsa farklar meydana gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar biz hem x doğrusu için 3 tane, y doğrusu için 3 tane kolon alacağız. Her katı ayrı ayrı yapacağımız, çünkü her katı ayrı ayrı değerlendirmemiz lazım. Her katta 3'er tane kolon olacak. 3 tane katımız olduğu için toplam 9 tane görelilik kat ötelenme değeri bulacağım. Her doğrultu için. Mesela şöyle bir planımız olmuş olsaydı. Burada perde duvarı olmuş olsaydı, perde duvarının ekseninden geçen bir doğrultudan daha kesit alıp x yönü için 1, 2, 3, 4 aks alacaktım. Y yönü için A, B, C ve D akslarını alacaktım. Yani perdenin ortasındaki ortasından geçen akstan da ötelenme değeri alsam daha gerçekçi olacaktır. Literatürde arkadaşlar, literatüre baktığımız zaman aradaki, yani literatürde ve yapılan bazı çalışmalara baktığımız zaman ortadaki aksları almıyorlar. Arada mesela 10 tane aks var. Baştaki ve sondaki değerleri alıp işlemi bitiriyorlar. En hassas çözüm budur. Aradaki bütün aksları da değerlendirmeniz gerekiyor. Peki eğer bir kolonun azaltılmış görelilik ötelenme değerini nasıl hesaplayacağım? Bunun için SAP ekibimize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Define General Displacement komutuyla bu işlemi yapabiliyorsunuz. General Displacement komutunu kullanarak ilgili noktaların
ilgili noktalara veriyorsunuz. O size oranın azaltılmış görülü ötelemesini veriyor. Şimdi ben bunu tekrar x'ye çevirip x'ye'den başlayarak yapacağım. Bu kolonun bana koordinatı şey lazım olacak. Bu kolonun bana numarası lazım olacak. 2 imiş. Şu 3 kolonu bu 3 noktanın bana koordinatları lazım olacağı için bu koordinatları seri bir şekilde tekrar geri gelmemek adına not düşmek adına display show tables deyip joint assessment'lardan herhangi bir tanesini seçersem olur. Çünkü bana sadece noktanın isimleri lazım. 2, 366 ve 718 noktalar aramış. Bunu Excel'e aktardım. Excel'de dursun. Az sonra kullanacağım. Bu noktanın ismi, koordinatı hemen label okuduğum zaman joint label'ını okuduğum zaman 2 olduğunu görürüz. 2, 700 kaçmış? 718. Evet, bunları şimdi kullanacağım. Nasıl kullanacağız? Şöyle yapalım. Escape deyip noktaları bırakabilirim. Anahtarımı açabilirim arkadaşlar artık. Define General Displacement komutunu açıyorum. Etnif General Displacement diyorum. Bana ismini soruyor bunun. Ne diyor bunu? Bunun ismini önce hem x yönü için yapacağım hem y yönü için yapacağım. Şimdi x yönü için x ile başlıyorum. İsmini x ile başlatıyorum. Bir null akstaki kolonlar için, çünkü her aks için bir düşey taşıyıcı almam yeterliydi. Bir nolu aks için bir kolon aldığım için x1 diyorum. X yönü için bir nolu akstaki kolonu alıyorum. Birinci kat olduğu için buna k1 diyorum. Kat 1 anlamında. Dönmeleri değil de ötelemeleri alıyorum. Yani burada type kısmındaki bunun anlamı budur. İki nolu noktanın u1 değerini, yani x yönündeki öteleme değerini 1 ile çarpıp ekliyorum. Buradan bir şey çıkarmama gerek yok. Çünkü iki nolu noktanın altında ankaste meset var. Okey diyorum. Bu değeri de şöyle alıp kopyalarsam her seferinde aynı şeyi yazmakla uğraşmam. Okey diyorum. Etnif diyorum tekrar. Yapıştırıyorum buraya. Buna K2 ikinci kat bir nolu akstaki ikinci kolunu alacağım. Bunun için şu noktanın arkadaşlar İsmi 366'ymış. Onun için 366'dan 366'yı 1 ile çarpıp ekleyeceğim. Sonra onun altındaki noktanın ismi 2 idi. 2'yi de eksi 1 ile çarpıp ekleyeceğim. Bu şey şu demek, 366'nın nolu noktanın ötelenmesinden 2 nolu noktanın ötelenmesini çıkar anlamına gelir. Et diyorum. Bunun üzerine tekrar yapıştırıyorum. Ve K3 diyorum bu sefer. K3 için 718'miş. 718'den 1 ile çarpıp ekliyorum. 366 idi. Eksi 1 ile çarpıp ekliyorum. Okey diyorum. Şimdi okey diyorum. Kaydetmeyi arada bir kaydediyorum sistemi. Bir arka aksa geçiyorum. Şimdi 2 nolu aksa geleceğim. 2 nolu aksa da aynı işlemleri yapacağım. 3 nolu aksa da aynı işlemi yapacağım. Sonra Y yönüne geleceğim. Y yönünde de yapacağım. Şimdi bunların hepsini teker teker komuttan çıkıp tekrar geri gelmemek adına şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu noktaları seçiyorum. Buraya hem grup atamasını da anlatmak adına hem de işlemlerin biraz daha hızlı yürümesi adına assign to group diyorum. Yani bir grup ismi vereceğim buraya. Bu grup ismini seçtiğim zaman bu 3 noktayı birden seçecek. Assign to group diyorum. Ethnic group deyip buraya bir isim veriyorum. 2 nolu aksın. 2 nolu akstaki kolonlar olduğu için 2 diyorum. Okey diyorum. Sonra bir arka aksa geçiyorum. Arka akstakiler artık 3 nolu akstaki kolonlarım. Assign diyorum. Assign to group diyorum ve buna Ethnic group deyip 3 diyorum. Şimdi bir de Y yönünde aksarım olacak. Y yönü de YZ'yi açacağım. Y yönünde de arkadaşlar hangi aksarım var? Arka tarafta kalıyor aksarım. Aksarımı bu tarafa geçirmek için sağ tıklayıp edit grid data diyorum. Modify diyorum.
Buradaki ABC'yi sonunda göster diyorum. Başta göster diyorum. Start yapıyorum. Bunu enter start yapıyorum. Aşağı kayıyor. Okey diyorum. ABC yani A aksından bir kolon, B aksından bir kolon, C aksından bir kolon aldığım zaman yeterli olacaktır. Çünkü A aksındaki diğer kolonlar baştaki kolonun aynısı. Dolayısıyla A aksından 3 tane kolon alıyorum. Şey, 3 tane nokta alıyorum. Her kat için bir nokta alıyorum. Buna assign to group deyip add new group diyerek bunun ismini A diye kaydediyorum. Sonra arka aksa gidiyorum. Ortadaki aksdayım. Bunun ismi B aksıymış. Mavi ile gösteriyor hangi aksda olduğumu. Burada da 3 tane kat için 3 tane değer alıyorum. Assign to group deyip pardon. Buna da B diyeceğim. Son olarak bir kolonum daha, bir aksım daha var. Bu da C aksı olacak. Evet. Yine 3 tane kolon alıyorum. Bu kolonlar arkadaşlar şu ortadaki kolonları da seçebilirdiniz. Önemli olan aksiyonundaki kolonlar. Assign to group deyip add new group diyerek C olarak kaydediyorum. Şimdi için bunu yaptığımda daha iyi anlayacaksınız. Kaydediyorum. Bu noktaları seçiyorum. Select diyorum. Şimdi daha önce grup atamamıştık. O grupları tek seferde seçmek için select diyorum. Grup diyorum. Yani grup seçmiş olduğum grupları seç diyorum. İki nolu grubu kontrol tuşuna basılı tutarsam 3 A, B ve C'yi seçtim. Yani buradaki bütün noktaları bana söyle diyorum. Display diyorum. Show tables diyorum. Burada other seçeneğinde grup data isimlerinde atmış olduğum atamaları bana göster diyorum. Okey diyorum. Burada bana iki nolu gruptaki kolonların üst ucundaki etiketleri vermiş oldu. İsimlerini vermiş oldu. 3 nolu aksındaki değerleri de verdi. A'yı B'yi C'ye verdi. Ben bunu alıp Excel'e aktarırsam bunu kapatıyorum baştakini. Dan diyorum. Alıyorum. Bunu da şöyle buraya yanıma getirirsem ekranı biraz küçülteyim. Steam. Şöyle alırsam evet. Şimdi işlerimi daha rahat bir şekilde yürüteceğim. Şu kolonu da getirebilirim buraya. Evet. Şimdi x'de eksenini açıyorum. Tekrar işlerime orası 3'te olacak. X'de ekseni soldaki pencerede açarsam hangi aksdayım? Evet. Şimdi escape deyip seçmiş olduğum noktadan çıkarsam yine define Generalize Displacement koduna gidiyorum. X1'deki yani birinci akstaki koordinatları yapmıştım zaten. İkinci aksa geliyorum. Bunun için etli diyorum. Yine yapıştırıyorum bunun üzerine. Burada X1 değil de X2 olacak arkadaşlar artık. Yani ikinci X doğrultusunda ikinci akstaki K1 kolonunun azaltılmış görülü ötürülmesini hesaplayacağım. X2 için hangileriymiş? Başlangıç 8'miş. 8 diyorum. Buraya bir yazıyorum. Et diyorum. Okey diyorum. Sonra bunu modify deyip şuradaki değeri kopyalayayım. Et diyorum. Üzerine yapıştırıyorum. Burayı K2 yapacağım. İkinci kasın
Koordinatları neymiş? 369'a 8'miş. 369 yazıyorum. 1 diyorum. Ekliyorum. 8'miş. Önüne eksi 1 diyorum. Evet, bunu da tamamladım. Sonra et diyorum. Yeniden yapıştırıyorum. Kaç diyorum. Noktam hangisiymiş? 721'miş. 721 bir yapıyorum. Sonra 369 diyorum. Eksi 1 diyorum. 721'in olduğu noktadaki ötelenmeden 369'un olduğu noktadaki ötelenmeyi çıkartıyorum. Okey diyorum. Şimdi iki nolu aks bittiğine göre şu 3 aksı seçip şöyle gizle dersem 3 nolu aksa daha rahat bir şekilde yaparım. Etnim diyorum. Üzerine yapıştırıyorum. 3 nolu akstaki kolonları arıyorum. 3 nolu akstaki kolonlardan 3 nolu akstaki birinci kattaki kolonu alıyorum. 14'müş kolonumun etiketi. Kolonun etiketi 14. 1 ile çarpıyorum. Altında ankasta olduğu için öteleme olmayacak diyorum. Okey diyorum. Etni diyorum. Üzerine yapıştırıyorum. Bu 3 olacaktı. Bu da K2 olacak. Bunu kopyalıyorum. Az sonra lazım olacak. Buna. 372'den 372 ile çarpıyorum. Et diyorum. 14'ü çıkar diyorum. Et diyorum. Bu sefer 724'ten 372 çıkaracağım. 724 1 ile çarpıyorum. Et diyorum. 372 çıkaracağım. 372 diyorum. Eksi 1 diyorum. Et diyorum. Kaçıncı kat oldu? K 3. kat oldu. Okey diyorum. X yönündeki noktaların bitti. Şimdi Y yönündeki aksları alacağım. Define. Yine General Displacement komutuna geliyorum. Add New diyorum. Buraya artık ne diyeceğim? Yapıştırmayayım da yeniden yazayım. Y yönü aksı olduğu için Y yönü olduğu için Y A aksı olduğu için A tire çekiyorum. K1 yazdım. K1'deki değerlerini alacağım çünkü. Şu 3 değeri de eğer gizlersem işlerim daha çok rahatlar. 718, 368 ve 2'ymiş koordinatlarım. 2 diyorum. Bu sefer arkadaşlar U2 değerlerini ne yazmam lazım? Burası önemli çünkü Y yönündeki ötelenmeler EYP ve EYN'den dolayı negatif ve pozitif dış merkezlik de işin içine katarak Y yönünde öteleme yapacak. Çünkü deprem Y yönünden geliyor. Tek kuvvet Y yönünde. Burayı 1 ile çarpıyorum. Et diyorum. Şurayı da kopyalayayım. Lazım olacak. Üzerine yapıştırıyorum. Kat 2 diyorum. 366'ymış. Et diyorum. 2'ymiş. Eksi diyorum. Okey diyorum. Tekrar et diyorum. Yapıştır diyorum. Bu sefer K3 yapıyorum. Noktamın ismi 3. kat olduğu için 718'den 366'yı çıkaracakmış. Y yönü için. Okey diyorum. Şimdi B aksına geçiyorum. Burada Y A değil artık B aksındaki kolonlara geliyorum. Noktamın ismi A aksındaki kolonları gizlersem veya silersem 4'müş. 4 diyorum. 1 diyorum. Et diyorum. Modifiye edip eğer kopyalarsam etli deyip üzerine yapıştırıyorum. İşlemlerim biraz daha hızlı olsun. Bu ikinci kat olduğu için 367'den dördüncü
Noktadaki ötelenmeyi çıkaracağım. Okey diyorum. Sonra yine etni diyorum. K3 yapıyorum. Bu noktada 719'dan et diyorum. 367'yi çıkaracakmış. Evet. Sonra 3 aksı da gizliyorum artık. Kaldı son aksım C aksı. Etni diyorum. C aksıma yapıştırıyorum. Buna Y C K1. C aksındaki C aksının birinci katındaki kolon. 6'ymış. 1 diyorum, et diyorum. Burayı kopyalıyorum. Okey diyorum. Sonra etni diyorum. Yapıştır diyorum. K2'ye geliyorum. 368'den altıyı çıkaracağım. Okey diyorum. Etni biliyorum tekrar. Son olarak K3 diyorum. 720'den 368'e çıkaracağım. Böylelikle her kat için 3 tane her 3 tane her yönde işareten aksım var. Yani toplam 9 18 tane değerim olmuş olacak. Kaydediyorum. Şimdi bu artık her kat için her katın görülü azaltılmış görülü ötelenmesini biliyorum artık. Bunun için mesela analiz yapsak bunu nereden göreceğiz? Analiz yapsak display show tables de desek bana noktalardaki çıktıları ver. Hangi neler istiyorum? Display istiyorum. Burada tüm noktalardaki mi yoksa şey yaptım yani generalize displacement kullandığım komuttaki mi? Generalize displacement'tekiler diyorum. Yük olarak da AX bütün 3 4 deprem yükünde seçiyorum. Okey diyorum. Bunu Excel'e atacağım arkadaşlar. Excel'de değerleri görebiliyorum. Yani depremin X doğrultusunda gelip pozitif dış merkezlik oluşması durumunda birinci X yönünde birinci aksta ki birinci kattaki kolun ötelenmesi azaltılmış görülü ötelenmesi buymuş.